yine aşırı iyimserlikle suçlayan çok insan var. Asıl suçlamanız gereken konu yeterince iyimser değilim. Evet yılın başından beri S&P 500 ve Nasdaq'ta hedeflerimize doğru adım adım yürüdük herkes batacağız öleceğiz derken ama açıkçası bu haftaya girerken Powell'un bugün bu kadar güvercin konuşacağını öngörmedim. Pazartesi salı hafif düşüş bekliyordum o da gerçekleşmedi piyasalar yükselerek geldiler. Dün ise Powell standımızdan çok daha güvercin tatlı şekilde konuştu. Dün piyasalar buna yeterince tepki vermediler fakat şu anda görüyorum erken pazarda piyasalar yeşil başladı. Bence yeni önemli bir boğa rallisinin önü açılmış durumda. Bu boğa rallisi bir öncekinden daha güçlü olabilir. Tek dezavantaj Ağustos Eylül aylarına giriyor olmamız. Borsa genelde bu aylarda biraz yavaştır ama ben yine de yükseliş bekliyorum ve yılın ikinci yarısında da tam gaz yukarı yönde ilerleyeceğimize inanıyorum. Yeşil tişört giymemin sebebi de bu. Bir de dün meta bilançosu geldi. Olağanüstü bir bilançoydu. Ben de ondan yine biraz para kazanmayı becerdim. Bugün çok ilginç konular anlatacağım hakikaten. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Dün FED Başkanı Powell neler söyledi? Aslında Twitter'da canlı yayındaydım adeta. Dakika başı tweet attım Powell'ın söylediklerini. Eğer beni Twitter'da takip etmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz. Link yukarıda mutlaka gelin takip edin. Ne dedi Powell? Aslında Powell oldukça dengeliydi. Ama güvercine daha yakındı. Yani süper güvercin konuştu faizleri artık düşüreceğiz bu iş bitmiştir falan elbette demedi. %2'lik enflasyon hedefimize sağladığız. Oraya ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yaparız dedi. Ama satır aralarında çok sayıda güverci mesaj vardı. Bunlardan yani iyi ki bir kere yeni bir faiz artışından bahsetmedi. Biz dedi belki de hedeflere ulaşmışızdır. Yani şu anda sınırlandırıcı bir faiz oranı ulaştık. %5-25-5.50 arasına geldiler. Amerika'da manşet enflasyon %3'ler civarında biliyorsunuz. O yüzden biraz bekleyebiliriz, sabr edebiliriz bundan sonra dedi. Bu çok önemli bir konu. Daha evvel hiç sabırdan bahsetmiyordu. Sabredebiliriz çünkü faizlerimiz oldukça yüksek ve bundan sonraki FED toplantılarını faiz artırıp artırmayacağımız konusunda gelen verilere bakacağız dedi. Burada önemli konu FED'in bir dahaki toplantısı Eylül ayının ortalarında o güne kadar iki kere enflasyon verisi gelecek Amerika'da. Bu enflasyon verileri iyi gidiyorsa özellikle tabii çekirdek tarafı daha da önemli Powell'ın birazdan yumuşayabileceğini öngörüyoruz. Bir diğer önemli söylediği şey faizleri düşürmek için enflasyonun %2'ye düşmesini beklememize gerek yok. Bu çok geç olur dedi. Bu çok önemli mesaj. Çünkü aslına bakarsanız enflasyon %2'ye çok hızlı gidecek diye düşünüyorum. Powell ondan önce faiz indirimlerine başlayabiliriz dedi. Ama 2023 yılı için bunu beklemiyoruz. 2024 yılında neler olacağını göreceğiz. Mühim olan enflasyon verisi ne oldu? Yani öyle bizim ezberci ekonomistler gibi %2'ye gelmeden Amerika durmaz değil. Aşağıya doğru indiğine inanırsak, kani olursak ve bu tek bir ayın verisinden daha fazla aya yayılırsa o zaman tamamız dedi. O zaman %2 beklememize gerek yok. Bu tabi yine çok çok iyi bir haber. Ama dediğim gibi 2023'te hayır diyor, sanmıyorum diyor. 2024'de sarkıyor faiz indirimleri. Bu zaten piyasa tarafından fiyatlanmıştı. Bir başka çok önemli konu benim uzun zamandır üzerinde durduğum mesele. Dedi ki FED ekibi artık resesyonu görmüyor. Ben de yumuşak bir iniş öngörüyorum bunu söyledi aynen. Bunu başka kim söylemiştir merak ediyorum. Resesyon gelecek, resesyon gelecek. Bak FED ekibi bile söylüyor diyenler umarım utanmışlardır. Çünkü veri setleri resesyonun en azından önümüzdeki görebildiğimiz dönemde olmayacağını söylüyor. Bir gün Amerika'da resesyon olur mu? Elbette olur. Ekonomi bu ama 2023'te resesyon olmayacağı aşağı yukarı garantilenmiş durumda. Dün FED ekibinin de böyle düşündüğünü öğrendik. E bir miktar veriye hakim olduklarını tahmin ediyorum. Bir başka önemli olumlu söylemde Haziran ayı enflasyon verisinin beklediklerinden daha iyi geldiydi. Şinega hiç böyle bir şey söylememişti. Daha önce hep enflasyon düşüyor ama istediğimiz kadar değil diyordu. İlk defa Haziran ayı için beklediğimizden daha iyi bir enflasyon geldi dedi. Bu da çok önemliydi. Yani onlar da demek bizim gördüklerimizi görüyorlar. Başka önemli bir soru konut pazarıyla ilgili geldi. Amerika'da konut fiyatları tekrar yükselmeye başlamış durumda. Ama Pablo oraya gayet hakim. Şunu söylüyor. Elinde konut olanlar satmak istemiyorlar. Çünkü çok avantajlı mortgage faizlerine sahipler konut satıp yenisini alırlarsa buna ayarlanamayacaklarını düşünüyorlar. Bu bir kıtlık yaratıyor. Öte yandan ama konut envanterinde bir büyüme başlamış durumda. İnşaatlar şu anda hızla bitiriliyorlar ve yakın zamanda bu meselenin de üzerinden gelmiş olabiliriz dedi. Evet, bütün bunlar işin olumlu yönleri. Olumsuz iki konu var aslında. Bir tanesi hani zaten biliyorduk ama bir daha konfirme etmesi hoş olmadı. 2023 yılında faiz düşüşü öngörmüyoruz dedi. Yine de gelen veriye bakacaklar ve bence faiz düşüşü hala masanın üzerine. Yeter ki önümüzdeki iki ay enflasyon verileri mantıklı gelsinler. İkinci bir piyasanın hoşuna gitmeyen konu da ki bu da çok ısrarla sorulunca söyledi. Çünkü aslında duruşu şöyleydi. İstihdamı fazla vurmadan enflasyonu düşürebileceğimiz bir yol görüyoruz dedi. Bu da yine ezbercilerin aklının alamadığı bir konu. Zaten kendisi de burada şaşırmış görünüyor. Ben şaşırmadım. Ben böyle bekliyordum aynen çünkü ekonominin yapısı değişiyor. Tekrar söylüyorum. Powell Amerika'da enflasyonu istihdam pazarına sert bir darbe vurmadan düşürebileceklerine inanıyor. Ama diyor yine de genel olarak baktığımızda iş gücü pazarında biraz daha yumuşama bekleyebiliriz. Ama biz büyük bir işsizlik dalgası, büyük bir resesyon dalgası öngörmüyoruz. Ve yumuşak inişin olma ihtimalinin arttığını düşünüyorum dedi Powell. E daha ne desin yani enflasyonla mücadeleden vazgeçtik paraları basıyoruz mu desin? Hayır biz faizler konusunda artık veriye odaklıyız. Ve önümüzdeki dönemi biraz daha sabırla geçebiliriz. Çünkü zaten yeterince yüksek bir faiz oranımız var. Piyasalar buna nasıl tepki verdi? Gayet güzel tepki verdi. Bir kere Amerikan hazine kağıtlarında faiz oranları sert düşüşler gösterdi. Şu anda 2 yıllıklarda %4.84'e, 10 yıllıklarda %3.86'a gelmiş durumdayız. Tabi bu dengenin değişmesi gerekiyor. 10 yıllıkların daha yüksek faiz, 2 yıllıkların daha düşük olması gerekiyor. Ama sanırım enflasyon olduğu sürece bu böyle devam edecek. Çünkü elinde parası olan kısa vadede enflasyon üzerinde bir veri elde etmek istiyor. Enflasyon hala %3, %4'lerde geziyor benziyor diye düşündüğü için böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolar endeksinde de bir düşüş oldu. 101.6'dan 101'e doğru yuvarlandı. Bu Türkiye için de sevindirici. Zaten kendi dolar problemimize uğraşıyoruz bir yandan biliyorsunuz. Öte yandan yıl sonunda FED faiz ne olur konusundaki görüşlerde değişti. Bu da çok önemli. Çünkü 25 bas puan artırmalarına rağmen değişti. Daha evvel 5.435'ti. Şimdi 5.429. Evet küçücük bir düşüş ama unutmayın. Dün faiz artmasına rağmen yıl sonundaki faiz konusu konusunda daha fazla bir artış gelmeyeceğini öngören hatta düşüş bekleyen bir analiz var burada. Peki hisse senedi piyasalarının tepkisi ne oldu? Dow Jones yükselmeye devam etti. 13 gündür üst üste yükseliyor Dow Jones'ın tarihindeki rekorlardan bir tanesi bu. Bu da yine daha evvel bahsettiğim gibi yükselişin tabana doğru yayıldığını gösteriyor. S&P 500 ve Nasdaq günü hafif ekside geçtiler. Neden? İşte sonuçta faizler artmış durumda 25 bas puan ve Analistler biraz değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Fakat bu sabah erken pazarda her şey yeşile dönmüş gibi gözüküyor. Mesela Nasdaq öncüsü US Tech %0.69 yukarıda, S&P 500'ün öncüsü US 500 %0.32 yukarıda ve Dow Jones yükselişine devam ediyor. Yani piyasalar faiz artışlarını ve Powell'ın açıklamalarını biraz sindirdiler ve dediler ki Durum iyi. Bakalım gün içinde neler olacak onu göreceğiz. Bizim portföyümüz de dün fena bir performans çizmedi. Rivian 7.10, Mara 3.96, Kravsak 2.44, Baba 2.27, Coin 2.12, Pert 1.82 yükseldiler. Dün Rocket Lab'de bir darbe var. %6.30'luk düşüş ama bu biraz rally'nin düzeltmesi gibi çünkü özel bir sebep bulamadım. Enphase düştü. Enphase'in düşmesinin sebebi kendisiyle ilgili değil. Rakiplerinden bir tanesi geleceğe yönelik büyüme beklentisini küçülttü. Bugün sevgili Katıl ve Haddinaş üyelerine Enphase ve Intel bilanço beklentilerimi anlatacağım. Niye? Çünkü bugün ikisinin de borsa kapanışından sonra bilançoları geliyor. Enfezi ve Intel neler bekliyor merak ediyorsanız siz de gelin hemen katıl olun. Bugün değerli arkadaşlarla bunu paylaşacağız. Tesla'da bir düşüş vardı fakat kapanış sonrasında onu telafi etti. ISRG'de küçük bir düşüş vardı fakat kapanış sonrası telafi etti. Yani yeşil bir gün yaşadık diyebiliriz. Bu arada bana şöyle sorular geliyor. Hocam sen Rivian'ı sattım demiştin. Evet Rivian'ı şahsen sattım. Ama bu sizlere önerdiğim portföyün içerisinde hala var. Rivian'ı satıp o parayla başka bir yere değerlendirme. me up Rivian kötü hissedir demedim. Kendi sebeplerini net olarak açıkladım. Unutmayın buradaki portföy sizlerle paylaştığım ve gelecek gördüğüm portföy ve burada herhangi bir hisse senedi konusunda yok ya bunun bir yere varacağı yok dersem onu buradan da düşeceğim. Yani benim günlük işlemlerimi siz boş verin. Daha ziyade uzun vadeli bakışım aslında önemli olan günlük işlemlerde orada bir fırsat görmüşümdür. Bir kar almam gerekiyordur. Ne bileyim ben canım kendime bir saat almak istiyordur. Her şey olabilir. Öyle satışlar gerçekleşebilir. Onları da Twitter üzerinden canlı olarak paylaşıyorum. Ve bir yandan da bilanço dönemi devam ediyor ve her şey hala çok olumlu. Dün sabah itibariyle 132 şirket bilanço açıklamış durumdalar S&P 500'deki. Bunun %77'si hedeflerin üzerine bilançolar açıkladılar. Sadece %23 hedefin altında kaldı ve olumlu yönde yukarı doğru sürprizde %7.9 olarak gerçekleşti. Yani bu cephede de işler gayet iyi gidiyor. Bugün de yine önemli bilançolar geliyor. Enphase ve Intel'den bahsettim ama başka bilançolar da gelecek. Yine önemli verileri Twitter'dan paylaşacağım. Bizim portföydekilerle ilgili de YouTube üyeleri için bir beklenti videosu birazdan hazırlamaya başlıyorum. Bu arada Meta bilançosu geldi. Olağanüstü hisse başı kar bir önceki çeyrekte 2.46 iken bu sefer 2.98'e yükseldi. Bir önceki çeyrekte 28.8 milyar dolardan gelir bu çeyrekte 32 milyar dolara yükseldi ne arkadaş diye gülümseme işareti koymak zorunda kaldım aşağıya. Meta tam gaz gidiyor. Ve ben de dün Meta'dan para kazandım. Şimdi beni takip edenler biliyorlar Meta'yı uzun vadeli yatırım portföyümden çıkarmış durumdayım. Çünkü 100 dolardan girdiğim bir hisse 300 dolara geldi ve ben Meta hayranı bir adam değilim. Zuckerberg'den hoşlanmam. Özellikle Elon Musk'la olan kavgası da benim tarafım belli. O yüzden ilişkimi kestim ama bu Meta'dan para kazanmayacağız anlamına gelmeyebilir. Nitekim dün de iki ayrı alımda önce 1000 dolarlık sonra da 4000 dolarlık Meta hissesi aldım. Nerede? Quantfury platformunda nasıl aldığımı biraz sonra göstereceğim size. Ve kaldıraçlı bir işlem yaptım. 5 dolarlık hisse aldım. 16.71 ise şöyle bakıyoruz 20 dolar civarında kapanış sonrası bilanço gelince hisseler yukarı doğru gitmişler. E yani fena para da değil 16 çarpı işte burada da 20 dolar böyle bir 340-350 dolar kazanmış durumdayım. Neden bunu yaptım? Çünkü bilançonun iyi geleceğini düşünüyordum. Ama Meta'da bu yatırımı uzun süre tutar mıyım? Hayır belki bugün bile hemen satarım. Çünkü bu tip bilanço trade'leri diyorum ben bunlara. Bunlar zor trade'ler. Tutunca paranızı alıp çıkmanız lazım. Mesela bir önceki gün Google ve Microsoft için yaptım. Microsoft pek iyi gitmedi. Google çok iyi gitti. Onu telafi etti. Böyle bir 50-100 dolar para bıraktı bize nette. Bugün de Meta'da yine küçük de bir miktarda olsa para kazandım. Bu tip trade'lerimi de yine Twitter'da canlı olarak paylaşıyorum. Daha önce şu videomda bahsetmiştim. 3 ayrı platform kullanıyorum yatırım için. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki büyük bir bankanın yatırım platformu. Uzun vadeli yatırımlarımı, hisse senetlerimi orada tutuyorum. Kısa vadede yine bir Türk aplikasyonuyla nispeten düşük masraflı işlemlerimi yapıyorum. Ama orada kaldıraçlı işlem yapılamıyor. Ondan dolayı bir de QuantFury'yi kullanıyorum. QuantFury'de de yine daha küçük bir portföyle trade yapıyorum. Şu anda mesela burada 8.360 dolar toplamda para bulunuyor. Neden burayı daha küçük tutuyorum? Çünkü burada kaldıraçlı işlem yapıyorum. 8.360 dolarla bana 100.000 dolarlık işlem gücü veriyor QuantFury. Bunu tabii siz seçebiliyorsunuz. İlla bu kadar kaldıraca gerek yok. Bu 100 binin 55 bini kullanmışım. Tabii kaldıraçlı işlemler son derece korkutucu şeyler. Aman diyeyim kendi başınıza bu işlere dalmayın. Öğrenmeden adım adım gitmek lazım. Bu kadar büyük kaldıraca gerek yok. Örnek vereyim. Benim 100.000 dolarlık işlem gücüm var ama buradaki param sadece 8.360 dolar. 100 bin dolarlık işlem gücümün tamamını kullanırsam, diyelim ki gittim Tesla hissesi aldım ve o gün Tesla'nın hissesi %8.36 düştü. Bütün param yok olur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kaldıraçlı işlemlerde bu parayı kendi paranız gibi görmeyin sakın. Bu para aslında sadece bir işlem gücü açıyor size. Bu nedenle burayı daha kısa vadeli trade'lerde kullanıyorum. Ben burada oldukça yüksek kaldıraçta gidiyorum ama siz kendi kaldıracınızı tabii seçebilirsiniz. Nereden seçiyorsunuz kaldıracınızı? Şurada işlem gücü diye bir bölüm var. İşlem gücünde kendiniz onayınızı kendiniz verebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda 100 bin dolarlık işlem gücüne sahibim. Bunu düşürebilirim 40 bin dolara. Böyle olunca ne oluyor? Kaldıracım azalacaktır. Daha yukarıya götürmek isteyebilir. Mesela 200 bin dolara ama o zaman diyor ki bir 10 bin dolar en az para gerekir sana. Bu parayla oraya çıkamazsın diyor. Sizlere tavsiyem tabii asla böyle yüksek kaldıraçlar kullanmayın. Ne kadar paranız varsa o kadar başlayın işlemlere. Ama sonra yavaş yavaş büyütebiliriz. Kaldıraç nasıl yapılabilir? Nasıl böyle riskler alınır? Nasıl yönetmek gerekir? Bu konuları çok detaylı paylaşımlarım olacak. Kuantföre'ye para nasıl gönderilebiliyor? Kriptoyla. Bakın burada Hesap bölümünde spot cüzdan diye bir yer var. Spot cüzdan da bütün kriptolar var. Bu kriptolardan herhangi bir tanesine tıpkı bir kripto transferinde olduğu gibi kriptonuzu sizin borsanızdan gönderebiliyorsunuz. Veyahut da kredi kartıyla burada yine kripto alımı yapabiliyorsunuz. Yöntemi böyle. Yakın zamanda Türkiye'deki bankalardan da para transferi mümkün hale gelecek. Bana söyledikleri bu konu görüşmelerin devam ettiği yolunda. Ama unutmayın benim toplam portföyümün oldukça küçük bir bölümü kuantörde Ben çünkü bir day trader pek değilim. Ama burada işlem masrafı sıfır. Kriptodan buraya kolay gidiyorsunuz. Buradan paranızı kolay geri çıkarabiliyorsunuz. Ve kaldıraç da var. Ve çoğu benim önem verdiğim hisse senedi, kripto para, Avrupa hisse senedi ve MTA da burada bulunuyor. O yüzden ben Quantferry'i epey yoğun kullanıyorum. Size ilgisi çekmişse linki yukarıda ve aşağıda. Tabii ki kendi araştırmalarınızı yapın. Her yönüyle, güvenliğiyle, müşteri memnuniyetiyle ben kullanıyorum. Şu anda oldukça memnunum ve açık söylememde gerekiyor. Her zaman sponsorluk ilişkimiz de var. Evet durumlar böyle. Gayet olumlu bence önümüzdeki günler. Bu hafta olarak akmaya devam ediyor bir yandan. Bir yandan da Cuma günü PCE verisi geliyor. Bu da yine Fed'in çok önem verdiği bir enflasyon ölçüm aracı. Orada tabi rakam iyi gelirse harika olur o zaman rally'nin kendi güveni daha da artar diye düşünüyorum. Ve ondan sonra Eylül'e kadar FED yok. Evet FED konuşmacılığına çıkacaklar bizi korkutmaya falan çalışacaklar ama yok Eylül'e kadar FED. İki kere daha enflasyon verisi geliyor. iki kere daha istihdam verisi geliyor. Bir kere daha PCE geliyor. Ve arada bir sürü şey daha olacak. Evet şu anda enerji fiyatlarında ve özellikle bu tahıl yolunun kapatılmasından dolayı gıdada hafif bir yukarı tırmanışlar var. Ama unutmayın FED'in asıl odaklı olduğu yer çekirdek enflasyon. Yani şimdiye kadar manşet düşerken hep de dediler bize önemli olan çekirdek dediler. Şimdi manşet biraz yukarı kıpırdasa bile yine çekirdek demeleri lazım. istikrarlı olmak adına ama ben açıkçası enflasyonda da düşüş yönünün devam ettiğine inanıyorum. Tabi anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Her zaman da yanılıyor olabilirim. Kendi analizinizi, kendi araştırmasını mutlaka yapın. Sorularınızı ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.